Herkese merhabalar. Gördüğünüz gibi tam bir ev kombinimle bu videoyu açıyorum. Çünkü bugün biraz cilt temizliği yapacağız. Sizin de benden incelememi istediğiniz şu, Japonların güzel icatlarından biri olduğuna ümit ettiğim siyanoklu temizleyici. Şu vakumlu şeyi deneyeceğiz. Siyanoklu çekme aletini. Ama bu tarz şeyleri yapmadan önce ne yapmak gerekiyor? Önce bir cildi temizlemek gerekiyor. Biraz gözenekleri açmak gerekiyor. O yüzden ben bu adımları da size şu an, yani videonun başında göstereceğim. Sıkıcı bir cilt bakım rutini olmayacak, merak etmeyin. Aksine biraz komik şeyler yapacağız. Baya yani kettle'ın üstüne kafamı falan koyacağım. Tam bir, bugün bir de günlerden pazar, tam bir pazar günü temizlenmesi gibi bir şey olacak. Arınması gibi olacak. Tek farkı şu gördüğünüz aleti deniyor olacağız. Bu sürece hemen başlayalım diyorum ve sizi de alıp şöyle banyoya götürüyorum. Odam çok dağınık. Şurada bakın. Çamaşırlarımı buraya astım. Bu arada dışarıda inanılmaz yağmur yağıyor. Sürekli gök gülüyor. 2 gündür de bir lodos var, belki haberiniz vardır. Her tarafta lodos var yani. Şimdi sizi banyoya getirdim. Işık orada daha yatık. Sizi öyle alayım bir dakika. Aynen, şu an daha iyi gözüküyoruz. Benim için çok halı kaydı. Beyin kanaması geçirecektim burada. Benim için bir sıkıntı değil. Hemen şöyle saçımı topluyorum. Neyle yıkayacağım? Bu arada maske falan en son yapacağım. Onları da koyar mıyım bilmiyorum. Yani keşke şu an sorabilsem size ama. Size göreceksiniz şimdi. Yine meşhur şu yüz temizleme aparatımı kullanıp önce yüzümü yıkayacağım. Neyle yıkayayım? Şununla yıkayayım. Bu normalde böyle suyla yıkanmıyor. Diadermi'nin yine. Yüz temizleme jeli, parabensiz, silikonsuz, parfümsüz, gül sulu diyor. Suyu biraz ılıklaştıracağım. Yüzümü ıslatacağım. Suratımda, yani gözümde şey var. Miniso'nun bu Sephora Kör'le benzettiğim maskarası var. Konuşamıyorum. Şu an eğer Sephora'ya bunu yapmış olsaydım bütün suratım simsiyahtı. Çünkü çok akıyor biliyorsunuz. Ama bunda öyle bir şey yok. Bakın bu kadarcık aktı. Yani şöyle döktüm. Zaten bakın rengini görebiliyor musunuz? Fontanı çıkarttı. Ben bu işlemi 2 kere yapıyorum. Hiç göremiyorum şu anda ama gördüğünüz gibi. Gözlerimi de temizliyorum. Şu ürünü bitireyim. Mutlaka benim sevmediklerim arasında yerini alacak. Oysa ki Diadermi'yi de çok severim. Diadermi'nin şu, nerede bak? Şu. Bayılırım. Bitti zaten. Ama bunu sevemedim, kusura bakma Dio. Su damlıyor her yerinden. Şimdi de sizi alıp mutfağa götürüyorum. Evin her köşesinde cilt bakımı yapıyoruz. Mutfağa götürüyorum, orada da su kaynatacağız. Kettle'ımızın içine şöyle yarım litre su koydum. Daha fazla olabilir, bilmiyorum. Tekrar buraya dönmek zorunda kaldım çünkü odada, yani masada koyacak yer yoktu. Siz daha iyi görün, görebilin diye. Şimdi bunu buraya koydum, kettle'ı. Çalıştıracağım. Bunun altında, bunun üzerinde bu şekilde duracağım. Şöyle, oh! Başlıyoruz. Önemli olan gerçekten uzun süre durabilmek bunda ama ben duramıyorum. Çok bunalıyorum orada. Normalde bir kumaş parçasını böyle kapatıp hiçbir yerden de o buhar sızmayacak şekilde bunu yapmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi ben çok dayanamıyorum. Ben mesela saunaya da dayanamıyorum. Ben buna pil taktım. Ben de çok heyecanlıyım yalnız şu an. Nasılmış yani? Ne demek istiyor anlamıyorum şu an. Burayı okuyorum da. Neyse deniyorum. İlk şöyle bir
şuradan başlayayım. Ya da şimdi sizin de görebileceğiniz şekilde yapalım onu. Biraz şunu kendime yakınlaştırayım. Yani vakumluyor. Ay dur be. Vakumluyor evet. Biraz daha güçlü bir vakum olsa belki bir şeyler çıkartabilecek ama güçlü bir vakum değil. Mesela burnuma yapışmadı. Biraz beklemek gerekiyor galiba. Şimdi reklamlarında şey yapıyorlar böyle tutup aşağıya doğru kaydırıyorlar falan. Bütün burun etrafında bu gözeneklerin olduğu yerlerde. Hani biraz daha böyle zorlanıyor olmam lazım değil miydi? Ben biraz daha süpürge gibi düşünüyorum şu an. Acaba pille ilgili bir şey mi? Pilin daha mı kuvvetli bir şey olması gerekiyor? Çünkü öyleyse şu an başka bir pil de var elimde. Bir de onu takayım. Onu takıyorum. Hayır aynı. Hiçbir işe yaramıyor. Evinizdeki süpürgeyle çekseniz bence daha çok çıkartır. Bu bir şey çekmiyor. Gördüğünüz gibi hiçbir işe yaramıyor. Yani eğer buradan almak isteyenler, böyle çok büyük meraklarla ürünün işe yarayacağını zannedenler duysun sesimi, asla işe yaramıyor. Yani daha güçlü bir pil olsa ya da makinenin o motoru daha fazla olsa ve daha vakumlasa İlaki yağ bezelerini falan çıkartır. Ama şu an yaptığınız şey masaj aleti gibi, hiçbir şey yaramıyor yani. Denemiş görmüş olduk. Zaten fiyatı bu kadar çok çok düşük olduğu için çok da bir şey bence beklememek gerekiyor. O yüzden ben bildiğim yöntemlere, metotlara devam edeceğim. Siyahlıklar için ne bileyim tonikler uyguluyorum. Düzenli olarak maskeler yapıyorum. Cildi temiz tutmaya çalışıyorum. Bütün yaptığım bu. Zaten bunları yaparsanız çok da siyahlıkta oluşumuna elverişli bir cildiniz olmaz. Şimdi de bir maske uygulayacağım. Yüzüme sadece videonun hani içinde olsun diye değil. Dediğim gibi bu bir pazar akşamı çekilen bir video. Normalde yapacağım bir şey olduğu için bunu siz de görün istedim. Ben böyle yarım sürüyorum genelde. Alnımı yıkamayı çok sevmiyorum. Saçlarım da ıslanıyor diye. Neyse. Sonuç itibariyle kendi bildiğinizden şaşmayın diyorum ben. Evet denemiş olduk ama hiçbir işe yaramadığını da görmüş olduk bu videoyla. Tamamen küçük bir inceleme videosuydu. Böyle üzerine çok konuşabileceğimiz bir video değil biliyorum. Ama yine de umuyorum ki beğenmişsinizdir. Keyif alarak izlemişsinizdir. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.